bir sayı doğrusu üzerinde hareket etmekte olan bir parçacığın konumu aşağıdaki fonksiyon ile tanımlanmış. st eşittir 2 bölü 3 t üzeri 3 eksi 6 t kare artı 10 t. Burada t'nin sıfırdan büyük ya da eşit değerlerini hesaba katacağız. Bir de t'yi saniye türünden değerlendirmemiz gerektiğini söylemişler. Parçacık ilk 6 saniyede hem sağa hem de sola hareket etmektedir demişler ve parçacığın 0 küçük eşit t küçük eşit 6 arasında kat ettiği toplam mesafeyi bulunuz diye sormuşlar. İsterseniz işe toplam mesafenin ne anlama geldiğini hatırlayarak başlayalım. Şimdi mesela eğer bu noktadan başlayıp sağa doğru 3 birim ve sola doğru da 4 birim gidersem, bu arada sola doğru 4 birim için eksi 4 yazacağım. Buradaki toplam mesafe 7 olur. Sağa 3 ve sola 4 birim topladığımızda 7 birimi elde ederiz. Bunu eksi 1 olan konumla ya da yer değiştirme dersek daha doğru olur. Evet, karıştırmamak lazım. Başladığımız noktanın 1 birim soluna geldik ama kat ettiğimiz toplam mesafe 7 birim. Evet, Böyle küçük bir hatırlatmadan sonra isterseniz hemen videoyu durdurun ve ilk 6 saniyede parçacığın kat ettiği toplam mesafenin neye eşit olduğunu bulmaya çalışın. Bunu düşünmenin en kolay yolu parçacığın ne zaman sağa ne zaman da sola gittiğini bulmaktan geçer parçacık hızı pozitif olduğunda sağa, negatif olduğunda da sola hareket ediyor olacak öyle değil mi? Demek istediğim hızın ne zaman negatif, ne zaman da pozitif olduğunu bulursak işimizi halletmiş olacağız. Öyleyse hemen bir grafik çizelim ve soruyu çözmeye başlayalım. Bu konum fonksiyonu olduğuna göre hız fonksiyonunu elde etmek için bunun zamana göre türevini alabiliriz. 2 bölü 3 t küpün t'ye göre türevi 2 t karedir, sonra da eksi 12 t ve artı 10. Grafiği çizecek olursak da bunun kolları yukarı yönlü bir parabol olacağını biliyoruz. Nasıl diyecek olursanız ikinci dereceden terimin kat sayısı pozitif olduğu için bu kolları yukarı yönlü bir paraboldür. Evet buna benzeyen bir parabolden bahsediyoruz. Parçacığın yön değiştirdiğini bildiğimize göre bunun zaman zaman pozitif zaman zaman da negatif olacağını da söyleyebiliriz negatif olduğunda t eksenini kesiyor olması lazım. Evet, fonksiyon bu aralık da negatif olacak. Aslına bakarsanız yapması en kolay olan şey herhalde bunun ne zaman sıfıra eşit olacağını bulmak. Çünkü eğer bu noktaları bulursak, kolları yukarı yönde olan bu parabolü kolaylıkla çizebiliriz. Bunu sıfır yapan noktaları bulmak için ifademizi sıfıra eşit diyelim. 2t kare eksi 12t artı 10 eşittir 0. Bu ikiden kurtulmak için iki tarafı da 2'ye bölelim. Böylece t kare eksi 6t artı 5 eşittir 0'a geliriz. Bu denklemi sağlayan t değerleri bir bakalım. Evet, bunun çarpanlarını t eksi 1 çarpı t eksi 5 olarak yazabilirim. Eksi 1 çarpı eksi 5. 5 eder. Eksi 1 artı eksi 5 de eksi 6. Güzel. Eşittir 0'ı da unutmayalım. Bu denklemin sıfır olmasını sağlayacak t değerleri, bu terimlerin ikisinden birini sıfır yapacak t değerleridir, öyle değil mi? Yani bunlardan biri sıfır olduğunda, bu çarpım da sıfır olur. Bu da t'nin 1 ya da 5 değerlerini almasıyla mümkündür. Ve sıra geldi grafiğe. Eksenlerimizi çizelim. Bu hız eksenimiz olsun. Bu da t'nin pozitif değerlerini ele alacağımız t yani zaman ekseni. Evet burası 1 2 3 4 ve 5. Aslında devam da edebiliriz. 6 diyelim. Evet burası 1 burası da 5 kolları yukarı yönlü olan ve bu noktalardan geçen bir parabol. Tepe noktası da bunların tam ortasında yani t eşittir 3'te olacak öyle değil mi? Evet kolları yukarı yönlü olan ve bu noktalardan geçen bir parabolü ancak bu şekilde çizebiliriz. Şöyle devam edecek. Buranın ne olduğunu da t'yi 0'a eşitleyerek bulabiliriz. Bakalım t 0 olduğunda hız 10 olduğuna göre v ekseni kesim noktası 10 olacak. İşte böyle. Şimdi hızın t eşittir 0 ile t eşittir 1 arasında pozitif olduğunu görüyoruz. Aynı durum t'nin 5'ten büyük değerleri için de geçerli. Ama hız t eşittir 1 ile t eşittir 5 arasında negatif. Parçacık hızın t ekseni altında kaldığı bu aralıkta sola doğru hareket ediyor. Evet hız bu aralıkta t ekseninin altında yani Negatif. İsterseniz şimdi de tüm bu zaman değerlerinde yani t eşittir 0, t eşittir 1, t eşittir 5 ve 6'da konumun neye eşit olduğunu bulmaya çalışalım. Bundan sonra da tüm bu aralıkta toplam ne kadar mesafe kat edildiğini hesaplayabiliriz. Hadi bakalım. Hemen küçük bir tablo çizelim. Buraya zamanı, buraya da konumu koyalım. Ne demiştik? t'nin 0, 1, 5 ve 6 değerlerini değerlendirmemiz lazım değil mi? t 0 iken konumun 0 olduğunu biliyoruz. Hemen yazıyorum. 0'a eşit, evet. t 1 olduğunda 2 bölü 3 eksi 6 artı 10'dan 4 Tam 2 bölü 3 elde edeceğiz. T5 olduğunda sanırım bunu yazmam gerekecek. 2 bölü 3 çarpı 125 bu 250 bölü 3'e eşittir. Bu da bir bakalım 83 kere 3 249 eder. Evet 83 tam 1 bölü 3 eksi 6 artı 25 yani eksi 150 artı. 10 çarpı 5 yani 50'ye eşittir. Sadeleştirelim. Eksi 150 artı 50. Eksi 100 eder. 83 tam 1 bölü 3 eksi 100 ise eksi 16 tam 2 bölü 3'e eşittir. Evet, parçacığın 5 saniye sonraki konumu buymuş. Devam edelim. 6. saniyede 2 bölü 3 çarpı 6 üzeri 3 eksi 6 çarpı 6 yani 6 üzeri 3 artı 60. Bunu sadeleştirecek olursak burayı 6 üzeri 3 parantezine alalım. Geriye 6 üzeri 3 çarpı 2 bölü 3 eksi 1 kalır. Artı 60. Ekranı biraz aşağı kaydırayım. 6 üzeri 3 çarpı eksi 1 bölü 3 artı 60. Bir bakalım 6'nın karesi çarpı 6 çarpı eksi 1 bölü 3 artı 60. Burası eksi 2'ye eşittir. Eksi 2 çarpı 36 eksi 72 eder. Artı 60 da eksi 12. Şimdi de kat edilen toplam mesafeyi bulmamız gerekiyor, öyle değil mi? Önce sağa doğru 4 tam 2 bölü 3 birim gidiyor. Hemen not edelim. Sağa doğru 4 tam 2 bölü 3. Sonra 4 tam 2 bölü 3'ten eksi 16 tam 2 bölü 3'e gelmek için sola doğru önce 4 tam 2 bölü 3 birim sonra da 16 tam 2 bölü 3 birim yol kat etmek gerekir. Neden diyecek olursanız 4 tam 2 bölü 3'teydik öyle değil mi? Buradan orijine dönmek için 4 tam 2 bölü 3 birim yol kat ederiz. Eksi 16 tam 2 bölü 3'e gelmek için de bir 16 tam 2 bölü 3 birim daha gitmemiz gerekir. Bunun için de parçacığın buradan buraya gelebilmesi için sola doğru 4 tam 2 bölü 3 artı 16 tam 2 bölü 3 birim yol kat etmesi gerekir. İsterseniz bunun bu iki nokta arasındaki fark olduğunu da düşünebilirsiniz ve 2 tam 2 bölü 3 eksi eksi 16 tam 2 bölü 3, 4 tam 2 bölü 3 artı 16 tam 2 bölü 3 eder. Sonra da buradan yani eksi 16 tam 2 bölü 3'ten eksi 12'ye geliyoruz ve bu da sağa doğru bir 4 tam 2 bölü 3 birim daha demektir. Evet sağa doğru 4 tam 2 bölü 3. Şimdi bunların hepsini topladığımızda da kesirleri toplamak için 2 bölü 3'ü 4 ile çarptığımızı düşünmek daha kolay. Yani 8 bölü 3 elde ederiz. Sonra da 4 artı 4 artı 16 artı 4'ten 28 buluruz ve 28 tam 8 bölü 3 de bir bakalım 8 bölü 3 2 tam 2 bölü 3'e eşittir. O halde toplamda 30 tam 2 bölü 3 birim buluruz. Parçacık ilk 6 saniyede toplam 30 tam 2 bölü 3 birim yol kat etmiş.